Şimdi son dönemde ardı ardına kadın cinayetleri haberlerini ekranlara getirmeye başladık. Ancak özellikle hafta sonu yaşanan o cinayetlerle birlikte bu cinayeti işleyenlerin sosyolojik ve psikolojik analizleri de yapılmaya başlandı. Ve biraz daha derine indiğimizde tehlikeli yapılar karşımıza çıkıyor. Özellikle internet üzerinden bağlantılı olan değişik bir grup var. İnsel adlı bir grup. Ne demek insel? İngilizce bir terim aslında. Türkçe'ye İstemsiz bekar olarak çevrilebiliyor bu grupların ismi. Kendilerini çirkin ve parasız olarak tanımlıyorlar ve bu yüzden de kızlarla iletişim kuramadıklarını öne sürüyor bu erkek grupları. Ve kadınlara yönelik düşmanca tavır besliyorlar. Ama sadece kadınlara yönelik değil, hayvanlara ve çocuklara da şiddet uygulanması gerektiğini söyleyen ve kendilerinde böyle bir hak olduğunu savunan bir grup var. Ve bu gruplar giderek Türkiye'de internet üzerinde güçleniyorlar. Şimdi detaylı bir şekilde bu nedir insel, nasıl bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor ve daha da önemlisi çocuklarımızı, çocukları bu gruplardan nasıl korumak gerekiyor? Bu soruların yanıtına bakalım. Vahşice, canice işlenmiş olan cinayeti bu şekilde takdirle karşılayan çocukların başka psikolojik sorunları vardır. Kadınlara, hayvanlara ya da yabancılara yönelik şiddetin başını çekiyorlar. Birbirlerinin her şiddet girişimini övüyorlar, hatta utanmadan gurur duyuyorlar. Peki iki genç kızı öldüren caninin üyesi olduğu insel tam olarak nasıl bir oluşum? Kendilerini İngilizce'den tam çevrimi doğru olmasa da zorunlu bekarlar olarak tanımlıyorlar. Hayatlarının herhangi bir döneminde gerek dış görünüşleri, gerek sosyal iletişim zayıflıkları nedeniyle partner edinememelerine bağlıyorlar. Dijital kültür burada bir söylem üretme, bu söylem üzerinden bireyi şekillendirme ve bireyin davranışlarını biçimlendirme, hatta model olma üzerinden ki ilgili şahsın, katilin bu anlamda bazı onu övgüye değer ifadeler çerçevesinde ele alındığına dair bazı yorumlar söz konusu. Maddi yetersizlik, dış görünüş ya da iletişim eksikliği nedeniyle kadınların onları küçümsediği iddiasındalar. Ama bu iddialarının dışa vurumu şiddet olmuş. Çok erken dönem çocukluk çağlarında ilgi ve sevgiden noksan insanlar olarak bazen karşımıza çıkabiliyorlar. Bazen bunun tam tersi, ailelerin fazlaca ilgi ve sevgi vermesi, herkesin sınırlarını rahatça girebileceklerini düşünmeleriyle ortaya çıkabiliyorlar. Vahşice, canice işlenmiş olan cinayeti bu şekilde takdirle karşılayan çocukların başka psikolojik sorunları vardır. Yani kadına nefret değildir bizim toplumda. O çocuklar bunu yapmak isterler. Kadına yaptın bravo değil oradaki öz. Wow, bunu nasıl yaptın? İnsel Amerika'da yaygın bir eğilim. Son cinayetler ve şiddet olayları Türkiye'deki bazı sorunlu gençlerin de internet üzerinden kendilerini insel olarak tanımladığını ortaya çıkardı. Bu anlamda tükettiği bu şiddet içerikli kültürel ifadeler, kültürel eylemler ve görüntüler bireyin bu anlamda bir yönelmesine, bir şeylere yönelmesine neden olacaktır. Hepsi adım adım psikopatlığa ilerleyen insel üyeleri için tek çare tedavi. Böyle durumlarda ilk madde olarak biz çocukluk dönemi ve aile yaşamına hemen gideriz, bakarız. Kötü şartlar, kötü yönlendirmeler, o cevherin çıkmaması kişiyi psikopatiye, yani ters yönlere saptırır. Çocuk psikiyatri kliniğinde uzun süreler, bir keresinde mesela 3 hafta yatmış, bazılarında aralıklı aralıklı yatmış. Burada bazı çocuklar maalesef o ilaçları kötüye kullanmaya başlayabiliyorlar. Tabii ki dünyadaki son gelişme var ya, sosyal medyası, Türkiye toplumundaki değişimler, özellikle pandemi sonrası bir şiddet kasırgası geliyor.